Evet arkadaşlar, makinemin içinden neler çıktı size bunu da göstermek istiyorum. Şu poşetimiz var. Bu poşetin içerisinde şöyle küçük makaralar var. Bunlar bu alt ipliği sarmak için kullanılıyor. Birazdan sizlere onu göstereceğim. Bu aparat ilik açmak için. Size daha sonra göstereceğim dikiş yöntemlerini. Burada bakın dikiş seçenekleri var. Dikeceğim dikiş seçenekleri. Bir de şurada 3 tane dikdörtgen şeklinde şekiller var. Bunları ilik açmakta kullanacağım. O yüzden bir dahaki dersimizi işlerken bu dikiş tekniklerinde şu ilik açma kısmını kullanmayacağız. Bu aparatta ilik açma ayağı. Şu görmüş olduğunuz şey tornavida. Makinemizdeki vidaları bunun yardımıyla açacağız. Bu niye gerekli? Makinemizi yağlarken ya da makinemiz tozlandığında, dikiş dikerken makine çok fazla tozlanıyor arkadaşlar. Bu tozları temizlememiz gerekiyor. Onun için de şu fırçayı kullanacağız. Bir de burada, çoğu kişi bunu bilmez, burada dikiş sökmek için bir aparatımız var. Çektiğimiz zaman geliyor. Bu farklı bir ayak. Bu da başka bir ayak. Ve bir de iğnelerimiz var. Bunları ilerleyen derslerimizde ne olduklarını göstereceğim zaten. Şimdi makineye alt iplik nasıl yerleştirilir? Önemli bir konu. Alt ipliğimiz olmazsa makineyi çalıştıramayız çünkü. Evet, makinemizin kızağını kaydırdıktan sonra, bu arada şurada şöyle bir bölüm var. Buraya bunları yerleştirebilirsiniz. Küçük bir tutucuk. Makinemizin kızağını çıkardıktan sonra burayı açıyoruz. Makinenin ışığını da açayım ben sizler için. Bu kollar bu şekilde kapalı. Şu içerisinde oluyor. Bakın bunun burasında küçük bir düğme var. Kol var diyeyim daha doğrusu. Burada küçük bir kol var. Bu kolu kaldırarak buradan çekiyorum ve çıkarıyorum. Daha sonra bu makaraya nasıl saracağım? Bunu göstereyim. Elle de sarabilirsiniz ama bunun tabii ki çok pratik bir yöntemi var. Bunu buraya yerleştiriyorum. Sonra bunu yerleştirdikten sonra şuraya doğru pıt çekeceğim. Anne. Efendim anneciğim. Evet, ipimi aldım, makaramı. Hangi renk makarayı kullanmak istiyorsanız bunu buraya koydum. Daha sonra bunu buradan şurada da gösterdiği şekilde şöyle çapraz geçiriyorum. Ve makarama şöyle bir hafifçe doluyorum. Daha sonra bunu elinizle tutmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar, ipi. İpin gerginliğini güzel ayarlayın ki dikişiniz güzel olsun, yoksa dikmez. Evet, makinenin pedalına basarak sarmaya başlıyorum. Evet, ilkini şöyle bir sardım birazcık. Makinenin pedalına basarak sarmaya başlıyorum. Şöyle karışalım. İhtiyacınız kadar yaptıktan sonra bunu çıkarıp şu yandaki jiletten kesebilirsiniz. Evet, peki ben bunu makine çağınıza nasıl yerleştireceğim? Burası önemli bir konu arkadaşlar. Bakın ipim bu yönde. Çağınızımı elime alıyorum. Buraya koyuyorum bakın. Yerleştirdim. Daha sonra bunu buradaki koldan çekiyorum. Ve şu aradan çıkacak şekilde asıldım. Çıt diye bir ses çıktı. Bakın bunu böyle salladığınız zaman bunun düşmemesi gerekir. Ve çektiğiniz zaman da rahat bir şekilde gelmesi gerekir. Bu iyi bir ayar demektir. Şimdi bunu buraya nasıl yerleştireceğim? Bunu göstereyim. Yine aynı şekilde şu kolu tuttum. Sonra bakın burada makinemin yukarısında tam bu çağınızın geçeceği şekilde bir yer var. Oraya koyup çıt sesini duyana kadar çevirip bastırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi oldu. Sonra bunu kapatıyorum. Ve alt ipliğimi yukarı nasıl çıkaracağım derseniz, şu kolu çevirerek alt ipliği birkaç kere çevirdiğimizde alt iplik zaten kendini yukarı verecek. Bir saniye. Önce bunu takmamız lazım.
Evet, bakın üst ipliğim arkada. Şimdi şu kolu çevirdiğim zaman alt iplik otomatik olarak üst iplikle birlikte yukarı çıkacak. Evet, bakın üst ipliği biraz çektiğiniz zaman alt iplikte onunla birlikte geliyor. Birazcık çekerek geri kaçmasını önleyebilirsiniz. Bu şekilde her ikisini arkada tutarak dikişe başlayabilirsiniz. Alt iplik bu şekilde takılıyor arkadaşlar. Üst ipliği geçmekte zorlanıyorsanız eğer, bazı makineler otomatik üst iplik geçiren makineleri de var. İpi koyduğunuz zaman tak diye size geçiriyor. Evet, alt iplik bu şekilde takılıyor. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.